Yapılıyor mu? Ulaştırma Bakanlığı'nın bir açıklaması yansıdı. Bu açık tartışmanın içerisinde olmak istemediği için bir açıklama yapmıyormuş. Ve bu ihaleyi de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden daha yüksek bir teklif verdiği için Hezerfen danışmanlığa vermişler. O ihale gayet usulü bir şekilde yapılmış diyorlar. Bu konudaki değerlendirmenizi alabilir miyiz? Yani hala bence bu ülkenin devlet adamlığı ve bakanlık mertebesine uygun bir açıklama olmamış. Yani ben daha farklı bir açıklama beklerdim. Keşke yapmasaydı. Keşke bu açıklama yapmaz. Kendi adına üzüldüm. Yani kendi adına üzüldüm. Bakanlık kaynakları gösteriyor zaten. Kendisi resmen bir açıklama yapmıyor. Açıklama yapmamış. O zaman daha da üzücü. Yani bakan adına birileri mi konuşuyor? Bu şeye benziyor. Yani hani karnından konuşan tiyatrocular vardır. Ağzı kapalı mır mır mır. Öyle olmaz o iş. Siz bakansanız bu ülkenin karayolları size aitse, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları size aitse, bu ülkenin kamu malını bir kamu kurumuna verme yetkisini Cumhurbaşkanlığı tebliğinde de o kadar kolay ki bu. Yani bu milletin malını gene millete vereceksin. Kim olduğu belli olmayan, 3000 lira maaşla geçinen bir adam, kimse artık bilemiyoruz. Arkasında ne varsa, yani 15 yıllığına bu şehrin kültür, sanat ve etkinlikler adına ticari faaliyette bulunmayacağı bir alanı verdim. Nasıl dersiniz Allah aşkına? Bir kişinin vicdanına sığıyorsa desin ki ya bu benim vicdanıma sığdı. İmamoğlu yanlış konuşuyor. Ya bu işin partisi burtusu olur mu Allah aşkına ya? Ya bu işin partisi burtusu siyaset olur mu? Ben tekrar bakana diyorum ki Sayın Bakan, bakanlık yapın. Bakanlık yapın. Gelin bu işi düzeltin. Madem bugüne kadar konunun dışında kaldınız, içinde olduğunuzda nasıl oluyor anlayalım. Bunu yapın. Bu memleketin yani bir takım yozlaşmalara karşı da bir düzelme hissetsin. Yani insanlar şunu görmesin. Yani ya kayırmacılıkla, torpille, onun bunun çocuğu olmayla, İşte yakını akrabası olmayla değil de hakkaniyetle iş yürüyor desin insanlarımız ya. Bak ben geldim köyün emekçileriyle konuşup geleceklerini nasıl daha güzel yapabiliriz konuşuyoruz. Memleketin meselesi bu. Memleketin meselesi işsizlik vesaire. Bu işlerle uğraşmayın. Birinin çocuğu, birinin kızı, oğlu, yeğeni mutlu olacak diye de uğraşmayın. Gelin bu işi düzeltin yol yakınken. Bak üst mercilere taşımak istemiyorum. Daha üst mercilere bu sürecin muhataplığını taşımak istemiyorum. Size fırsat tanıyorum Sayın Bakan. Bakanlık yap. Efendim ortada bir fotoğraf da var. İhalenin verildiği kişinin Ulaştırma Bakanı ile çekilen bir fotoğrafı. Aynı zamanda bazı soru işaretleri de var cevapsız kalan. Sizin aklınızdaki en büyük soru işareti ne? Bir de bundan sonra bugün artık adli süreç de başlayacak. Olur da hukuki süreç uzarsa ya da beklediğiniz gibi gitmezse ne yapacaksınız? Bundan sonra nasıl bir yol izleyeceksiniz? En sonunda millet cezasını verir herkesin. Ama bugün için şunu söyleyebilirim. Bir fotoğraf çok anlam ifade etmeyebilir. Fotoğraf çekilir. Benden de sokakta, yolda, bir yerde herkes fotoğraf çekiliyor. Ama bu işe müdahale etmezse o fotoğraf çok anlamlı olur. Ama müdahale ederse bir anlamı olmaz. Olur. İnsanı ziyaret etmiştir. Ama o fotoğraf bu sürece müdahale etmediği zaman Sayın Bakan için çok anlamlı bir fotoğraf olur. Altından kalkamaz. Altında ezilir. Ben de istemiyorum. Ezilsin istemiyorum. Şahsen tanıdığım birisidir, ezilsin istemiyorum. Daha üst mercilerden kastınız nedir? Bu ülkenin biri olmazsa öbürü, öbürü olmazsa öbürü. Böyle kademe kademe, hiyerarşi Cumhurbaşkanlığı. Biz yani haddimizi biliriz. Nereden başlayacağımızı, nereye doğru gideceğimizi biliriz. Ne yaptık? Hukukla başladık. Ama bir yandan da biz herkes, bu millet oy versin vermesin beni belediye başkanı seçti. Günün sonunda ben şu anda 16 milyon insanın belediye başkanıyım. Gittiğim köye, gittiğim sokağa bana oy verdiniz diye soruyor mu? Öyle bir şey olur mu? Ahlaksızlığın daniskası. Öyle bir şey olur mu? Onun için ben artık benim o seçilmişler, her ne kadar bazen yanlış cümleler etse de bazı insanlar, seçilmişler benim makamımı taşıyorlar. Bana ait. 82 milyondan birey olarak benim. Ama yanı sıra 16 milyon insanın sorumluluğunu taşıyorum. Kademe kademe yukarıya çıkarız. Yani bu memleketin orada da karşılık bulması bu memleketin bir devlete sahip olduğunu hissini uyandırır. Bir parti devleti değil, millete ait bir devlet olduğu hissi uyandırır.
Bu da işte topluma bir özgüven kazandır. Onun çabası içindeyim.